Selam millet, Mert karşınızda. Umarım herkesin keyifleri yerindedir. Bugün bir kıyas videosu çekeceğiz. 3 kulaklığı bir videoda inceleyeceğim. Bu kulaklıkların üçünün de markası Haydu. Hemen çağıralım kendilerine. Biliyorsunuz Türkiye'de satılan Haydu marka yaklaşık 10-12 tane TWS kulaklık var. Ve ben en çok satan, insanların en çok arasında kaldığı 3 modeli tercih ettim. Konuklarımızı takdim edeyim. Haydu GT1, Haydu GT1 Pro ve son olarak da Haydu T15. Bu gördüğünüz kulaklıkların her biri on binlerce satılmış ürünler. Tüm teknik özelliklerini kıyaslayacağız, performanslarını kıyaslayacağız, her şeyini deneyeceğiz. Bu arada paketler sıfır, hepsini şimdi açacağım. Elimizde 3 ürün olduğu için hızlıca başlamak istiyorum. Hadi bakalım, video başlasın. Evet, şimdi kutularımızı açalım. Şu jelatinleri de yırtalım. Kutu tasarımları bu şekilde gayet sade tutulmuş. Arkasına da her birinin teknik özelliklerini yazmışlar. Kutuları yavaştan açalım. Bakalım neler çıkacak. Kutuları jelatinlerinden kurtaralım. Şimdi bir kutuları kıyaslayalım. Aralarında bayağı bir boyut farkları var. Ve tabii ki bu kutu boyut farkı bataryaya da yansıyor. Birazdan tüm teknik değerleri söyleyeceğim. Kutu içerikleri kitapçıklar dışında birebir aynı. Gördüğünüz gibi kablolar aynı. Kulak tıpaları da aynı. Kulak silikonu desem daha doğru olur. İkisinde de toplamda 3 çift kulak silikonu bulunuyor. Orta boylar üstünde takılı. Küçük ve büyük boy çıkıyor paketin içinden. Şarj girişlerine gelirsek, burası biraz beni üzüyor. Hepsinin şarj girişi micro USB. Fakat bu kulaklıklar arasında ekstradan bir çıkışı daha olan kulaklığımız var. Haylu T15. Şurayı açtığımızda bir USB tip A çıkış görüyoruz. Şimdi çoğunuz biliyorsunuz ama neden bu USB tip A var diye soracak olursanız, bu ürünü, bu kulaklık şarj kutusunu bir powerbank olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii ki hızlı bir şarj desteği sunmuyor. Maksimum 5 watt'a kadar verebiliyor ama gayet güzel bir özellik. Şimdi hızlıca ürünlerin teknik özelliklerini kıyaslayacağız. Ardından testlere geçeceğim. En sonda düşüncelerimi belirteceğim. Ben olsam hangisini alırdım? Bunun cevabı videonun sonunda. Evet, öncelikle Bluetooth versiyonlarından başlayalım. Hepsi aynı Bluetooth versiyonunu kullanıyor. Bluetooth 5.0. Sürücü büyüklüklerine gelirsek GT1 ve GT1 Pro 7.2 mm, T15 modeli ise 6 mm'lik sürücülere sahip. Oyun modu bölümüne gelirsek bu 3 kulaklığında oyun modu mevcut. Şöyle bir dipnot yapalım. GT1 ve GT1 Pro'nun önceki versiyonları da var. İsimleri birebir aynı. İlk çıkan versiyonlarda oyun modu yoktu. Şimdi internetten satın alacağınız modellerde oyun modu olacak. Eğer bir satın alım yaptığınızda oyun modu yoksa bilin ki size eski versiyon yollamışlardır. O zaman bir değişim talep edebilirsiniz. Ama şu an piyasada oyun modu olmayan versiyonun kaldığını zannetmiyorum. Zaten deli gibi satan kulaklıklar. O yüzden çok problem olacağını düşünmüyorum. Hiçbirinde aktif gürültü engelleyici yok. Zaten bu fiyatlarda çok aramadığımız bir özellik. Chipsetlere gelelim. GT1 ve GT1 Pro modelleri Realtek chipset kullanırken T15 Falcon kullanıyor. Kodek desteklerine gelirsek hepsinin AAC kodek desteği mevcut. Ve gelelim batarya bölümüne. Burada aralık biraz açılacak. Kutuların bataryalarından bahsediyorum. GT1 modeli 310 mAh, GT1 Pro 800 mAh, T15 modeli ise 2200 mAh. Bayağı bir uçurum var. Ama şunu da söyleyeyim. İçlerindeki kulaklıkların bataryaları aynı. 3 kulaklığında her bir kulaklığında 43 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Yani burada farkı ortaya çıkaranlar kutular. Kullanım sürelerinden de bahsedelim. GT1 modeli kutuyla doldur boşalt 12 saat götürüyor. GT1 Pro 26. T15 modeli ise 60 saat. Söylemiştim ama yine tekrarlayalım. GT1 ve GT1 Pro modelinde powerbank desteği yok. T15'i powerbank olarak kullanabiliyorsunuz. Kullanım sürelerine gelirsek GT1 yaklaşık 3 saat. GT1 Pro yaklaşık 4 saat. T15 modeli de yine yaklaşık olarak 3 saat gidiyor. Bunlar benim testlerimin verileri değil. Bunu henüz test etmedim. Ama bunu test eden kişilerden böyle arakladım diyebilirim. Bir de internetteki verileri de kullandım. Yani hepsini ortalama 3-3,5 saat olarak düşünebilirsiniz. Çok yüksek değil süreleri. Artık böyle tek şarjda 9 saat dinleten kulaklıklar var günümüzde. Ama kulaklığı her çıkarttığınızda kutusuna koyarsanız çok bir problem yaşamazsınız diye düşünüyorum. Suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikalarına gelelim. Her biri IPX5 sertifikasına sahip. Yani bu demek oluyor ki sıçramalara, yağmura, dayanıklı. Hiçbir şey olmaz. Şimdi de şarj göstergelerinden bahsedelim. GT1 modelinde
herhangi bir şarj göstergesi yok. Ama GT1 Pro ve T15 modelinde şarj durum göstergesi var. Şimdi fiziksel özelliklerine de bakmak istiyorum. Hepsini elime aldım. Malzemeleri birebir aynı, hiçbir farklılık yok. Tamamı mat bir plastikten yapılmış. Menteşeler idare eder. Her biri için konuşabilirim. Hepsinin mıknatısı var. Çok kuvvetli değil. GT1 Pro'nun sesi apayrı diğerlerine göre. Şimdi bir kulaklıklarımıza bakalım. Tasarımsal anlamda GT1 ve GT1 Pro arasında bir fark görmedim. T15 modeli bir tık daha farklı. Kulaklıkların her birinde şarj durum göstergesi var. Standına koyduğunuz anda kırmızı olarak yandığında şarj oluyor anlamına geliyor. Şimdi de yavaştan testlerimize geçelim. Kulaklıkları takıyorum. Bu arada 3 kulaklığın da bağlantısı kulaklıkları yuvalarından çıkardığınız anda başlıyor. Kapakta herhangi bir sensör yok. Şimdi birkaç tane müzik dinleyeceğim. Ardından yorumlarımı yapacağım. Şunu söylemek istiyorum, üçünün de ses kalitesini ben çok beğendim. İlk defa deneyimlediğim kulaklıklar bu arada. Bayağı bir geç kaldım bu kulaklıklar çıkalı çünkü bayağı oldu. Dediğim gibi on binlerce satacak zamana sahipti. Gerçekten fiyatlarına göre performansları çok iyi. Neden iyi sattığını anladım. Şöyle bir garip durum var. GT1 ve GT1 Pro'nun sürücüleri daha büyük olmasına rağmen T15 modelinden T15'in sesi bir tık daha yüksek. Yani son ses limiti %15-%20 daha yüksek diyebilirim. Bangır bangır müzik dinlemek istiyorsanız T15'i tercih edebilirsiniz. Yani hepsi bas ağırlıklı kulaklıklar. Tizleri hiç fena değil ama dediğim gibi baslar bir tık daha önde. Hani gayet keyifli müzik dinlersiniz bu kulaklıklarla. 3 kulaklığında bağlantı hızlarının gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Kutusundan çıkarıp kulağınıza takana kadar telefonla veya tabletle olan bağlantıyı kuruyor. Şimdi de hızlıca bir mikrofon testi yapalım. Şu an sesimi GT1 modelinden alıyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Bir de klima gürültüsü açacağım. Dışarıdaki gürültüyü ne kadar engelliyor onu da görelim. Şu an sesimi bu mikrofondan duyuyorsunuz ve bu klima gürültüsü bu şekilde geliyor. Şimdi de beni kulaklıktan duyuyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Şu anda da sesimi GT1 Pro modelinden duyuyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yine arkada klima gürültüsü. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Şu anda da sesimi Haydo T15 modelinden duyuyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Ve son kez yine klima gürültüsü açıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Mikrofonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Sizce hangisi daha iyi? Bu arada kulaklıklarda kulağınıza konuşan bir dayı veya abla yok. Direkt böyle bip sesleriyle ne yaptığınızı anlayabiliyorsunuz. Atıyorum bağlantıyı kurduğunda dıdıt dıt diye bir ses çıkartıyor gibi. Ben bunu beğendim. Bu arada dokunmatiklerini tek tek göstermeyeceğim. Zaten birbirine çok yakın çalışıyorlar. Bu arada dokunmatikleri de çok iyi çalışıyor. Gayet hassas dokunmaları da algılıyor. Yanda çıkacak tüm komutları aynı şekilde veriyorsunuz 3 kulaklıkta da. Herhangi bir farklılık yok ve çok hızlı tepki verdiğini söyleyebilirim. Bir tane örnek göstereyim. Hızlıca yapacağım. Gayet hızlı algılıyor ve her işlem yaptığınızda bir dınk sesi veriyor kulağınıza. Ve her verdiğiniz komutun sesi farklı. Gayet başarılı. Evet, şu an kulaklıkların kulakta duruşlarını görüyorsunuz. G1 ve G1 Pro arasında herhangi bir farklılık yok. Yani ben hissetmedim. T15 modeli bir tık daha düşecek gibi geldi bana kulağımdan ama onda da herhangi bir düşme gibi bir problem olmadı. Ama sanki dediğim gibi GT1 ve GT1 Pro modelleri kulağa daha sıkı tutunuyor gibi geldi. Şimdi bir de gecikme testlerini yapmak istiyorum. Ama şuna eklemem lazım. Söylediğim gibi üçünde de oyun modu mevcut. Oyun modunu aldığınızda gecikme gerçekten biraz daha azalıyor. Fakat şöyle bir şey var. Oyun modunu genellikle bir şeyler izlerken veya gerçekten oyun oynarken kullanın. Müzikte kullandığınızda sesli ufak tefek değişmeler oluyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Yine çok fark yok bu arada. Oyun modundaki müzik performansı da gayet güzel ama oyun modu kapalıyken basslar biraz daha kuvvetli. Ses seviyesi de bir tık daha yüksek geliyor. Yapacağım gecikme testlerini oyun modu kapalı yapacağım. Zaten oyun modunu açtığınızda dediğim gibi bir tık daha iyi oluyor. Hadi bakalım. GT1 ile başlayalım. Şöyle şunu bırakayım. Biraz ürünü anlatayım. Başlıktan gördüğünüz yalan değil. Bu ayakkabının fiyatı 650.000 TL. Her geçen gün artıyor çünkü dolar bazında satılıyor.
Yani şu an için 60 bin dolara falan bu ayakkabıyı satın alabiliyorsunuz. Tabii ki bu gösterdiğim paketin içindeki bir replika. Videomuzun asıl konusu iPhone 13 incelemesi olacak. Ürün benim değil, arkadaşım aldı. Hatta şu an kameranın arkasında duruyor. Yanında işte birkaç tane de aksesuar satın almış. Şu gördüğünüz telefon iPhone 13'ün 256 GB'lık versiyonu. Ve arkadaşım satın alalı bir ay bile olmadı neredeyse. Daha yeni elimize ulaştı. Evet, herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bomba bir videoyla karşınızdayım. Başlıktan gördünüz ama konumuzu açıklayayım. Şu ana kadar aldığım tüm AirPods serilerinin en iyi çakmalarını kıyaslayacağım. Ve bu videonun ismine de çakmaların savaşı diyeceğim. O yüzden konuklarımızı da çağırayım. Evet, testlerin sonuna geldik. Gerçekten birbirine çok yakın kulaklıklar. Ama benim aralarında tercih edeceğim model Haylu T15 olur. Diğerlerine nazaran birkaç avantajı var. Tabii ki dezavantajı da var. Mesela kutu büyüklüğü gibi. Ve tasarım açısından ben Haylu GT1 ve GT1 Pro modelini daha çok beğendim. Şu T15'in çıkıntısını çok beğenmedim. Bunlar benim için dezavantajlardı. Aslında kutu büyüklüğü çok büyük bir dezavantaj değil benim için. Çünkü omuz çantası taşıyorum ve hani rahatça sığıyor. Ama diğerlerine nazaran öne çıkan özelliği bir kere ses yüksekliği, ki bence bassları da daha kuvvetli. Ve tabii ki aynı zamanda bir powerbank olması gerçekten müthiş bir özellik. Bazen böyle kritik noktalarda hayat kurtarıcı olabiliyor. Benim powerbank taşıma gibi bir alışkanlığım yok. Genellikle şarjım bitiyor ama bazen böyle, hatta geçenlerde yaşadım. Şarjım %2, %3'tü. Arayanları bile açamadım telefon kapanmasın diye. Bu olsaydı yanımda hiç öyle bir problem yaşamayacaktım. 3 kulaklığında puanları gayet güzel. Tabii ki fiyat farklılıkları da var. Normalde fiyat söylemiyorum ama bu çektiğim tarihte GT1 modeli 210 lira, GT1 Pro 240 lira, T15 modeli ise 280 lira, en pahalısı T15 ama ben yine de bu fiyat farkını göz önüne alarak T15 modelini tercih ederdim. Eğer GT1 ve GT1 Pro arasında kalsaydım GT1 Pro'yu seçerdim. Çünkü şarj durum göstergesi ve kutu büyüklüğü, batarya büyüklüğü benim için önemli. Evet, küçücük, minimal, her yere giren bir kulaklık bu. Ama 12 saatlik bir kullanım ömrü var. Yani aralarında doğru düzgün hiç fark yok, onu söyleyebilirim. Dediğim gibi bütçe meselesi, arada oynayan fiyatlar çok fazla değil. Eğer aranızda kullanan varsa, hatta uzun kullananlar varsa, beğendiği yönlerini, beğenmediği yönleri aşağıda belirtebilirler. Dediğim gibi benim çok uzun uzuna deneyimleme şansım olmadı. Ama şunu fark ettim. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Videonun başka bir geçişi daha oldu. Bugün farklı bir gündeyim. Hemen gecikme testinden sonra yeni bir günde çekiyorum videoyu. Akşam falan denedim ben bu kulaklıkları. Dokunmatikleri güzel çalışıyor ama arada böyle kaçırıyor. Onu da belirtmek istedim. Bir şeyler seyrederken hiçbir şekilde senkronizasyon problemi yaşamadım. Ki ben buna çok takılırım. Ağızda ses ufak bir senkronize gitmese bile beni çıldırtıyor. Televizyona bağladığımda biraz bir gecikme yaşadım ama telefonda, tablette bir problem olmadı. Bu da televizyonun Bluetooth'undan kaynaklı. 3 ürünün de linki aşağıda açıklama kısmında, bir link oluşturdum. Oraya tıklayarak hepsinin fiyatını görebilirsiniz. Neyse, yanda 2 tane videom çıkacak. Aşağıda da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak o kanalı da ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.